Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Gökhan. Umuyorum iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ayrıca kanalıma da hoş geldiniz. Uzun zamandır paylaştığım ilk video ne yazık ki. Aslında aranın bu kadar açılmasını hiç ama hiç istemiyorum. Ama işte bazen hayatla alakalı koşturmalar devreye girebiliyor arkadaşlar ve istediğiniz şekilde paylaşım yapamayabiliyorsunuz. Anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim. Bir sürü mesaj aldım. İşte niye yayınlamıyorsun video? İyi misin? Her şey yolunda mı? Ya iyiyim, bir sıkıntı yok ama işte yoğunluktan dolayı bunu yapamadım. Diğer taraftan diyeceksiniz ki elindeki gitar nedir? Nereden çıktı? Bu arkadaşlar yeni gitarım. Epiphone Crestwood Custom. Kendisini çok seviyorum. Zaten uzun süredir aklımdaydı ama böyle değişik şeyler bazen denk gelebiliyor. Sahne için daha hafif bir gitara ihtiyacım vardı kullandığım gitarlardan. Zaten Gibson Les Paul son zamanlarda çalmıyorum sahnede. Çok ağır çünkü. Ki çok zevkli olmasına rağmen, en sevdiğim şey olmasına rağmen Gibson Les Paul'la çalmak. Onu kullanamıyorum. SR335 o biraz daha hafif ama yine de beni hafiften yoruyordu. Ondan da daha hafif bir şey bulmam gerekiyordu ve bu çok hafif ve güzel gitarı edinmek durumunda kaldım. Ve gitarla da ilgili ayrıca bir video çekeceğim, inceleme yapacağım. Hatta aslında birçok uzun süredir video yayınlamama sebeplerimden bir tanesi de konserlerine çok kısa süre kala Athena'dan bir teklif aldım ve onlarla çalışmam gerekti. O yüzden onların parçalarına ve konserine hazırlanmaktan, provalardan bir türlü başka bir şey yapmaya fırsatım olmadı ve o konserlerde de bu gitarı kullandığım çok da memnun kaldım. Bu deneyimden de bahsedeceğim daha sonra ve bu gitarı da ufaktan bir inceleme yapıp sizlerle paylaşacağım. Şimdi bugün çok bence önemli ve küçümsenen, dışlanan bir konudan bahsetmek istedim. Bir gitariste katılabilecek en önemli özelliklerden birisi bence pena ile iyi arpej yapmasıdır. Çünkü arpej size son derece farklı bir hava katacaktır. Arpejiniz iyi ise en basit akorları, en basit geçişleri bile daha farklı çalabilirsiniz, daha özel duyurabilirsiniz. Bu çok çok önemli bir detay bence. Ve genelde arpej deyince çoğumuz işte bunun sadece parmakla yapılan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani bu arada arpej hiç bilmeyen yeni dostlar için de anlatalım. Arpej dediğimiz şey arkadaşlar, telleri veya dizileri veya gamları veya akorları arka arkaya vurarak, çekerek çalmaya deniyor. Arpej nedir derseniz Nothing Else Matters bir arpejdir diyerek size cevap verebilirim. En klasik arpejlerden biri. İşte düşünün, arpej riffler aklınıza gelmeye başlayacak bilmeyenler için söylüyorum. İşte Stairway to Heaven olsun Led Zeppelin'den, Nothing Else Matters olsun, Fade to Black olsun, introsu onun girişi de öyle. Bildiğimiz çoğu grubun hitleri hep arpejlerden de oluşabiliyor. Çünkü arpej dediğim gibi gitar çalmaya çok çok değişik ve güzel bir hava katıyor. Şimdi bununla ilgili, bunu nasıl geliştirebileceğinizle ilgili size birkaç tavsiyede bulunacağım. Birkaç egzersiz vereceğim. Bunları yaparsanız eğer, beni dinleyip bunları çalışırsanız arpejiniz çok güzel gelişecektir. Ve size ait bir özellik olarak da gitaristliğinize katılacaktır. Arpej dediğimizde demin de bahsettiğim gibi genelde sadece parmakla yapılan, işte klasik gitar çalan veya klasik gitar eğitimi alan arkadaşlar da bunu daha iyi biliyorlar. Orada zaten genelde hep parmaklarla çalmak durumunda kalıyorsunuz. Zaten pena kullanılmıyor ama elektro gitarda da aslında tabii ki durumuna göre parmakla yaptığımız arpejler olabiliyor. Ama ben parmakla yapmaktan öte parmakları ve penayı kullanarak beraber aslında bir takım şeyleri çalabileceğinizi de size anlatmak istiyorum. Bununla ilgili birkaç tane örnek vereceğim. Peki, hiç vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Şimdi penanız elinizde. Tamam mı? Nasıl tutuyorsunuz? Arpej yaparken aslında normal solo çalıyormuş veyahut işte sert riffler çalıyormuş gibi penayı çok böyle ölümcül sıkı tutmuyorum. Böyle yani bastırıp işte bıçak tutuyormuş gibi tutmuyorum. Veya tornavida tutuyormuş gibi tutmuyorum. Arpej yapacağım zaman penaya birazcık daha bir esneklik katmaya çalışıyorum. Bu yüzden de tutuşumu birazcık yumuşatıyorum. Ben bu şekilde tutmayı seviyorum arpej yaparken. Dediğim gibi şu şekilde değil de parmağımın ucuyla, iki parmağımın ucuyla gerektiği yerde esneklik verebilecek şekilde yumuşatıyorum. Peki, arpej yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Buradaki en büyük zorluk şu. Arpejinize başladığınız zaman sonuçta gitar telleri, biz gitarı
kucağımızda tuttuğumuzda yukarıdan aşağı doğru sıralanıyor ya. Ve siz telleri çekmeye başladığınızda belirli noktadan sonra geriye dönmeniz gerekiyor. Tekrar yukarı tellere çıkmanız gerekiyor. Peki bunu yaparken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Buradaki en büyük sorunsal şu. Bana bazen işte arkadaşlar videolar atıyorlar. Orada da sıkça bununla karşılaştığım için bu konuya zaten girmek istedim. Bunu kafanıza göre yapmamanız gerekiyor. Aslında belirli bir rutini var. Bu rutini oturttuğunuz zaman bunu düşünmeden yapmaya ve bunu her akorun için otomatik olarak uygulamaya başlayabiliyorsunuz. Daha sonra akorların içine hammer-on pull-off'larla değişik numaralar koyabiliyorsunuz. Riff'leri daha da zorlaştırabiliyorsunuz. Bunlar güzel avantajlar. Şimdi size birkaç tane örnek parça söyleyeceğim ve bu parçaları çalıştıracağım. Arkadaşlar birinci parçam arpeje alışmanız için vereceğim en önemli egzersizlerden bir tanesi Metallica'dan Fade to Black. Fade to Black'in giriş arpeji gerçekten muhteşem bir arpej egzersizi. Hem de çok kolay hem de çok melodik. Nasıl yapılıyor? Hemen çalayım. Diye gidiyor. Çok güzel ve çok melodik bir arpej. Çok çalması da zevkli. Peki nasıl yapıyorum? Birinci parmağımı La teli 2'ye, üçüncü parmağımı da Re teli 4'e Fa diyez notasına koyuyorum. Si ve Fa diyez notaları. Aslında Si power chord bastım da diyebilirim. Sonra penamı yine dediğim gibi tuttum. La teline koydum. Burada ilk paterniniz arkadaşlar şu. Bu arada üçüncü parmağınızı dik basmanız gerekiyor. Üçüncü bu birinci eklemenizi kırmanız lazım ki alttaki sol teli boş tınlasın. Şimdi burada ilk paternim şu. La telini aşağı vuruyorum, Re telini aşağı vuruyorum. Sol'ü yukarı vuruyorum, Re'yi yukarı vuruyorum. Aşağı aşağı yukarı yukarı yaptım. Yani iki aşağı iki yukarı yaptım. Bunun sebebi aslında şu. Genelde arpejlerde dönüm noktalarına ben, yani dönüm noktaları derken U dönüşü yapıp yukarıya doğru penanızı götürdüğünüz noktaları en son noktalara hep yukarı pena vuruşunu denk getirmeye çalışıyorum. Buna kendinizi alıştırırsanız eğer bu çok güzel bir alışkanlık. Çünkü bunu yukarı vurmamın sebebi aslında sol telini yukarı niye vuruyorum? Ondan sonra R teli onun üstünde kalıyor. Bunu yukarı vurduğumda R'yi de yukarı vurabileceğim. Çünkü penamı yukarıya doğru bir istikamete götürdüğümde La telini aşağı vurmamı gerektirecek olan yöne dönmüş oluyor penam. Yani aşağı vurdum çünkü ondan sonraki tel aşağıda. Aşağı vurdum çünkü ondan sonraki tel aşağıda. Yukarı vurdum çünkü ondan sonraki tel yukarıda. Yani sonraki telin konumuna göre aslında bir strateji geliştiriyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Ve buna dikkat ederseniz bu olay oturmaya başlayacaktır. İlk başta bu bölümü 2, 3, 4 oturttunuz. Sonra İkinci bölümde aşağı yukarı yapıyorsunuz bu sefer La ve Re'ye. Yani birleştirelim. Aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı. Sonra dördüncü parmağınızı La teli 5'e Re notasına koyuyorsunuz. Birim burada olması sizi zorluyorsa biri kaldırın. Önemli değil. Sonra tekrar koyarsınız. Yine dördü koydunuz. Bu sefer yine aşağı yukarı yaptınız. Yani toplamda şöyle bir şey oldu. Aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı. Dördü koydunuz aşağı yukarı. Önce bunu arka arkaya oturtmaya çalışın. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Bunu kaç kere tekrar ederseniz tekrar edin ama arka arkaya uzun tekrarlar yapmanız lazım ki otursun. İkinci bölüm arpejin şöyle. Zaten en son şunu yaptık. Dördü koyduk ve dörtte de üçüncü parmağımız basıldı. Üçü hiç kaldırmıyorsunuz. Dördüncü parmağı kaldırıyorsunuz ve La telinden arpejinize aynı şekilde devam ediyorsunuz. Hiçbir fark yok. Boş La, Re aşağı aşağı yaptım. Sol yukarı, Re yukarı. Gördüğünüz gibi üçüncü parmağım burada. Bu sefer La, Re yine aşağı yukarı yapıp yine dördü La 5'e koyup yine aşağı yukarı yapıyorum. Yani aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Paten ikinci bölümde de böyle. Şimdi birleştirelim. İkinci bölüme geçtim. Tekrar biri koyup ilk bölüme dönüyorum. Bunu deli gibi çalışın. Bu hızlanacak yavaş yavaş. Yapamadım konuşurken ama yani siz yapacaksınız ve bunu hızlandıracaksınız. Bu Fade to Black'in arpeji. Bu arada son bölüm var. Onu göstermedim. Onu da göstereyim. Normalde bir bu. İki. Üç tekrar birin aynısı. Son bölümde ise
Üçüncü parmağınızı bir üst tele yani do diyezi la 4'e koyuyorsunuz. Birinci parmağınızı da hafif yan basarak re ve sol teline bara yapmanız gerekiyor. Şu şekilde. Ve aşağı yukarı boş la yukarı yapıyorsunuz. Yani la aşağı, re aşağı, sol yukarı, re yukarı bu şekilde bastınız. Ve aşağı yukarınızı da yaptınız yine. En sonunda da üçü kaldırıp boş la ve re yukarı yapıyorsunuz ve hemen birinci parmağınızı yukarı alıp başa dönüyorsunuz. Bu ilk egzersiz. Fade to black. Bunu çalışın. 2. Yine çok çok sevdiğim gençliğimden bende çok anısı büyük olan bir parça. Anathema'yı biliyorsunuzdur. Bilmeyenler varsa da İngiliz depresif abilerden kurulu güzide bir grup. Anathema'nın Deep diye bir şarkısı var. Ben bu şarkı sayesinde aslında arpejimi upgrade ettim diyebilirim. Çünkü hızlı bir arpej ve sürekli tekrar eden bir arpej. İster istemez size o U dönüşlerinde demin bahsettiğim yukarıya yukarı en son tele yukarı vurma olayını oturtuyor. Hemen size hızlıca arpeji çalayım nasıl olduğunu göstereyim. Sağ elime lütfen dikkat edin. Sol daha kolay. İşte aynı sistem zaten Fade to Black'taki gibi dikkat ettiyseniz sanki bir örüntü var ve o örüntüyü sürekli tekrar ediyorsunuz. Şimdi bu egzersizde de birinci parmağınızı re teli 2'ye yani mi notasına koydunuz, tamam mı? Penanızı la teline koydunuz yine ve arpejinizi şu şekilde başlıyorsunuz. La re la yapmanız gerekiyor ama la'ya aşağı, re'ye yukarı, la'ya aşağı vuruyorum. Sonra boş sole yukarı vuruyorum. Tekrar la'ya aşağı vuruyorum. İlk adım bu. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Aslında alternatif bir hareket. Yani sürekli arka arkaya aşağı yukarıların olduğu bir hareket. Peki aslında şöyle de diyebiliriz. Bu arpejde her vuruştan sonra la teline dönüyorsunuz ve la teline aşağı vuruş denk gelmesi gerekiyor. Aşağı yukarı aşağı yukarı yaptıktan sonra tekrar la'ya vurdum. Bu sefer ikinci parmağımı re teli üçüncü perdeye indiriyorum. Biri kaldırmıyorum. Biri orada duruyor. Tabii ona da yukarı gelecek. Çünkü la'nın dışındaki tüm telleri zaten yukarı denk geliyor. Yukarı pena vuruşu denk geliyor. Aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Gördünüz mü? Sonra ikiyi kaldırıp İkinci parmağımı kaldırıp tekrar 1'e dönüyorum. Re2'ye dönüyorum. Yani Re ikinci perdeye dönüyorum. Mi notasına. Ve ilk bölüm çıktı. Bunu tekrar etseniz bile bu bile çok güzel bir egzersiz. Çok depresif bir arpej. Daha sonra ama riff bitmedi. Bu ilk paterni tamamladıktan sonra dördüncü parmağınızı sol teli dörde koyuyorsunuz, tamam mı? Ama aslında sağ el paterniniz değişmiyor. Aynı şekilde o örüntüyü devam ettiriyor ve şöyle duyuluyor. Başa döndünüz. La, re, la. Bu sefer boş sol yerine sol dörde vurdunuz. Sol dörtten sonra da tabii la'ya vuracaksınız. Sonra ikinci parmağınızı yine re 3'e koydunuz. Yukarı vurup yine la'ya aşağı vurdunuz. Yani işte böyle. Bunu da ayrıca tekrar sürekli döndürebilirsiniz. Yani iki paternde sürekli döndürülebilir paternler. İşte böyle. İlki nasıldı? La, re, la, sol, la, re 3, la, re 2, yine la, re, la. Sol 4, la, re 3, la, re 2. Tekrar başa döndünüz. Bu yavaş yavaş hızlanacak. Gördüğünüz gibi penamı çok sert tutmuyorum. Metalci tutuşu yapmıyorum. Hafiften böyle parmağım ucuyla dokunuyorum. Bu da çok güzel bir patern. Bunu çalışın. Sonra ikinci bölümü de göstereyim hazır başlamışken. Aynısı çünkü. Sadece bas sesi değişiyor. Re2'den birinci parmağımı yine kaldırmıyorum. Bu sefer orta parmağım, ikinci parmağımı tepeye sole alıyorum. Ve bas sesim sol oluyor. Dolayısıyla la telini atlayacaksınız. Burada la teli yok. Mi,
re, mi, sol, mi, re, mi şeklinde bir örüntü var. Her şey aynı, hiçbir farkı yok. Ama tabii şimdi 2'yi yukarı aldığım için burada 3. perdeye koyacağım parmak o zaman 3 olacak. Yani şöyle yapıyorum. 2. parmağımı sole aldım tepeye. Mi teli, re, mi teli, sol boş, mi teli. Yine aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yaptım. 3. parmağımı re 3'e koydum. Bu sefer deminki 2 tepede olduğu için. Tekrar tepeye vurdum. Ve ondan sonra tekrar re 2'ye geldim. Bu ilk bölümüydü. İkinci bölümü ise, 2'nin ikinci bölümü ise yine gördüğünüz gibi ikinci parmağım tepede. Bu sefer arpeji yine baştan başlıyormuşsunuz gibi düşünün ve dördüncü parmağınızı sol dörde koyun. Aynı ilk bölümde yaptığımız gibi. Sonra üçüncü parmağınızı re 3'e koyuyorsunuz. Ve re 2'yi yukarı vurarak da arpeji bitiriyorsunuz. Tamamını çalıyorum. İkişer kere tekrar diyorum riff'i. Bu arada bir detay. O sollerin sol teline vurduğunuz boş sol ve sol 4 yani si notasının arkadan gelmeye devam etmesi gerekiyor. Bu olayı çok daha dramatik kılan bir detay. Bunu nasıl yapacaksınız? Tabii bunları dik basmanız gerekiyor. Yoksa şöyle olur. Böyle olmamalı. Orada sol arkadan sürekli gelmeye devam etmesi gerekiyor. Ona da dik basarak çözersiniz. Bu da ikinci egzersizdi. Bu da yine o örüntü şeklini, şemasını size oturtacak çok çok güzel bir egzersiz. Üçüncü ve son egzersizim arkadaşlar. En sevdiğim, yazılmış en güzel arpejlerden bir tanesi. Iron Maiden'dan Wasting Love'ı size göstereceğim. Intro arpeji yine. Hemen çalıyorum. Bilmeyen arkadaşlar lütfen parçayı dinlesinler. Çok çok güzel bir parça. Peki nasıl yapıyorum? Yine burada da benzer demin Anathema Deep'te yaptığımız gibi benzer bir örüntü var ama bu sizin yorumlamanızı öğrenmeniz için de çok güzel bir egzersiz. Çünkü bazı durumlarda o alternatif gidişatı bırakıp sonraki vuruşun yerine göre penayı iki tane yukarı iki tane aşağıda yapabilirsiniz. Şimdi anlatıyorum. Yine C power chord bastınız tamam mı? Birinci parmağınız La 2'de, üçüncü parmağınız da Re 4'te. Ama yine dik basmanız gerekiyor. Altlara dokunmayın, taciz etmeyin. Çünkü boş tellere ihtiyacımız var. Peki nasıl yapıyorum? Yine örüntüye bu sefer mi'den başlayacağım. Kalın mi'den. İki tane aşağı yaptım. Bakın aşağı yukarı yapmadım. Çünkü niye? La telinden sonra mi'ye vuracak olsaydım buna yukarı vururdum. Ama la telinden sonra aşağı ineceğim için re'ye aşağı aşağı yaptım. Burada boşuna bir yukarı yapmaya gerek yok. Yani aslında penayı doğru öğrenmek, doğru yönünü doğru ayarlamak da ekonomi yapmaya dayalı. Size boşuna bir hareket ve boşuna bir yön ne penanızı götürmeyi yaptırtmamaya çalışıyor aslında. Arpejin temel amacı bu olmalı. Buradaki olayım da şöyle. Mi, la aşağı aşağı, re'ye yukarı vurdum, la'ya aşağı vurdum. Boş sol'e yukarı vurdum, la'ya aşağı vurdum. Re'ye yukarı vurdum, la'ya aşağı vurdum. Burada da iki tane aşağı yaptıktan sonra her aşağı vuruşa o örüntüde la teli denk geliyor. Re ve sol hep yukarı vuruşlar denk gelecek. Arpejin son iki telini yukarı yukarı vuruyorsunuz. Niye? Çünkü ondan sonra la'yı bir daha aşağı vurmam gerektiği için en son bölümde yukarı yukarı yapıyorum. İki tane yukarı yapıyorum. Gördüğünüz gibi burası. Re, la. Aşağı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, yukarı. İşte burası. Çünkü burada yukarı aşağı yapsam elimi bir daha boş la'dan başlatacağım için boşuna bir pena vuruşu sallamış olacağım. Ve bunu yapmak istemiyorum. Boşuna bir yön kullanmak istemiyorum. Bunu maksimum ekonomiyle kullanmak istiyorum. Peki, devam ediyorum. Gördüğünüz gibi en son iki vuruşu re ve la'yı yukarı yukarı yaptım. Sonra birinci parmağımı bir tane ileri alıyorum. Bir perde ileri alıyorum. La 3'e geldi ama 3'ü kaldırmıyorum. 3 hala fa diyezde re 4'te duruyor. Artık bas sesim la teli olacak. Yani do notası.
aslında tamamen aynı örüntü. Sadece farklı bir akor oldu. La aşağı, re aşağı. Bakın gördünüz mü? Yine aşağı aşağı başladım. Aynısı ilk başta başladığımın. Sol yukarı, re aşağı. Burada da demin la'ya sürekli aşağı denk geliyordu. Burada da bu bölümde hep re teline aşağılar denk gelecek. Ama işin içine bir de si 3 giriyor. İkinci parmağımla si teli 3. perdeye basmam gerekiyor. Aşağı, aşağı, yukarı, aşağı, si 3, re aşağı, sol yukarı, re yukarı. Gördüğünüz gibi son bölümü yine iki teli yukarı yukarı vurdum ki başa dönsün, penem yukarıya doğru harekete geçsin. Bir daha yapıyorum. İşte bu. Sonra birinci parmağım bir tane geri çekip ikiyi iptal ederek başa dönüyorum ve bas sesim yine mi'ye döndüm. Aşağı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, yukarı. İkinci bölüm la aşağı, re aşağı, sol yukarı, re aşağı, si 3 yukarı, re aşağı, sol yukarı, re yukarı. Hemen başa döndüm ve de basa döndüm tabii. Zaten arpejin ikinci kısmında do'dan başlatıyor arpeji yine. C3'e vurup bırakıyor. Orada bir boşluk var. Parçayı biliyorsunuz zaten. Bu muhteşem bir arpej egzersizi. Bunu hızlı yaparsanız zaten her şeyi yaparsınız. Çünkü dediğim gibi aşağı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı yukarı. Bu paterni ezberlediğiniz zaman zaten artık çaldığınız en basit akorlardan oluşan şarkılara bile bu arpejleri ekleyebilirsiniz. Mesela atıyorum. Akdeniz akşamları mı çalacaksınız? Bu arada tabii ki paternler her zaman aslında deforme edilip daha farklı şekillerde de yorumlanabiliyor. Ben özellikle Metallica şarkılarında bunu çok seviyorum kullanmayı ve deneyimlemeyi. Mesela Fate Black'in devamında da aslında çok güzel bir arpej var. Hatta ritmik bir arpej var. Ritim çalarken de bunu kullanabilirsiniz. Daha sweepsel, süpürmeli hareketler yapıp işin içine hammer-on pull-off'lar ve farklı yürüyüşler katabilirsiniz. Adam şöyle bir şey yapmış. Bu daha ritmik bir arpej. Bunu da çok seviyorum. Ama bunu göstermeyeceğim. Siz önce en basit şekilde pena ile arpej yapmayı geliştirin ve gitaristliğinize fark edilir ve size farklı gösterecek bir özellik yapın. Ben sıkça arpej kullanan bir gitaristim aslında ve çaldığım, performans gösterdiğim insanların şarkılarında da çokça arpejler var. Özellikle ben zaten üretim sürecinde içinde bulunduysam zaten prodüksiyonda çok bunu kullanıyorum. Fazla fazla kullanmaya çalışıyorum. Çünkü çok melodik ve güzel ve farklı tınlıyor. O yüzden bunları kullanırken de size dediğim bu sistemleri hep kullanmaya çalışıyorum. Ve zaten bu sizi alıştıktan sonra bir daha hiç vazgeçmediğiniz veya kendinize aslında artık yapabilmeye başladığınız, düşünmeden o yönleri bulmaya başladığınız bir noktaya getiriyorsunuz olayı. Ve de bu dediğim gibi size önemli bir avantaj katacak. Eğer iyi bir gitarist olmak istiyorsanız arpejinizi geliştirin. Sadece parmakla yapmayın. Tabii ki parçalar çoklaştırılabilir. Yüzlerce, binlerce parça var arpejli olan. Çok güzel ve zor olanlar da var. Mesela Metallica çalışmaya çalışın. Mesela The Call of Tulu var. Benim en sevdiğim arpejlerden biridir. Çok güzel bir destan gibidir yani. İkincisi yine Unforgiven arpeji aklıma geliyor. Unforgiven 2, onun arpeji de çok güzel. Şöyle bir düşünüyorum başka. Çok klasik güzel arpejler var. Pantera'dan bile aklıma geliyor. Cemetery Gates harika bir arpejdir. Ne bileyim Megadeth'ten Attila Mund mesela muhteşem bir, o da arpejdir. Sevdiğim bir arpejdir. Bunları hep bu iyi gitaristlerin, iyi müzisyenlerin iyi parçalar yapmak için kullandıkları tekniklerden bazıları işte. Bunları yavaş yavaş sizinle paylaşmaya devam edeceğim aklıma geldikçe. Bu arpej konusunda aradan çıkarmış olayım. Bir sorunuz olursa, sıkıştığınız, yapamadığınız bir şey bana Instagram'dan her zaman yazabilirsiniz. Hep söylüyorum. Zaten çoğunuzla da iletişim halindeyiz. Yazan bütün arkadaşlara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer cevap vermediysem görmemişimdir. Mesajınız geriye düşmüştür. Bazen çok mesaj geliyor. Hepsini aynı anda cevaplayamıyorum. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Kendinize çok çok
İyi bakın. Eğer bu arpejleri çıkarır da çalarsanız bana da video atıp yollayın Instagram'dan. Ben de yorumlarım. Mutlu olurum. Umuyorum sonraki videomun aralığı daha fazla olmaz. Kısa sürede çekmeye çalışacağım. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.